Teknofon'dan herkese selamlar, sevgiler. Elimde görmüş olduğunuz cihazımızın modeli TechnoSpark 8T. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma işlemi için servisimize başvurdu arkadaşlar. Şimdi şifresini kıracağız. Kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar sizlere. İlk önce birkaç şifre deneyelim. Birkaç şifre denedikten sonra zaten mobil şifre devre dışı gibi bir uyarı alacaksınız. Bu uyarı aldıktan sonra tekrardan denemenize gerek yok arkadaşlar. İlk önce cihazın içindeki bütün bilgilerin silineceğini sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra işlemimize devam edelim. Cihazımızı kapalı konuma getiriyoruz. Yaklaşık bir 10 saniye bekliyoruz. Cihazın kapandığından tam emin oluyoruz. Arkadaşlar bu sırada cihazımızın ses yükseltme tuşuna ve açma kapama tuşunu birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşu. Şimdi Tekno yazısı geldikten hemen sonra parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz ve ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde devam ediyoruz. Cihazımızı No Command menüsüne atacak arkadaşlar. Buradan çıkmak için yani bir süre bekledikten sonra buradan çıkıyor ama hızlıca çıkmak isterseniz açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutup ses yükseltme tuşuna bir kere basıyorsunuz ve sizi format ekranına atıyor. Format ekranında ise ses kısma tuşuyla hareket edip hemen 6. sırada olması lazım. Evet, 6. sıradaki Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyoruz. Buradan tekrardan açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Tekrardan ses kısma tuşuyla Factory Data Reset bölümüne geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Tekrardan Reboot System Novo onaylıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın şifre kırma ve sıfırlama işlemi başlamıştır. Bu şekilde cihazınızın şifresini kırabilirsiniz. Fakat dediğim gibi içindeki bilgileriniz, verilerinizin hemen hemen hepsi gidiyor. Eğer Gmail hesabınız varsa, Google hesaplarınıza yedekleme almışsanız Google hesaplarınızdan tekrardan eski verilerinize kavuşabilirsiniz. Ama hiçbir yedekleme almamışsanız maalesef cihazı ilk aldığınız gündeki gibi kurulum ekranına döndürecek ve sıfırdan başlatacak arkadaşlar. Şimdi cihazın açılmasını bekleyelim. Videoyu bilinçli olarak kesmiyorum. En azından hani sağlıklı bir şekilde ilerlediğini görebilmeniz için. Bu şekilde birazcık bekletecek bizi. Yaklaşık herhalde bir 2-3 dakika bekletecek cihazın kendini sıfırlaması için. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Kurulumunu yapacağız. Ek bir bilgi daha vereyim. Eğer cihazınızda Gmail hesabı ve Google'un başka bir account hesabı falan varsa bu cihazınızı tekrardan açmanıza engel olabilir. Yani Gmail hesabınız varsa o Gmail bilgilerinizi girmediğinizde cihazınız FRP moduna düşer ve cihazınızın kurulumunu yapamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. O süreçte kendi Gmail hesabınızı girdiğinizde ise herhangi bir sıkıntı olmadan telefonunuzu tekrardan kullanıma açabilirsiniz. Arkadaşlar ekranımız geldi.
Kurulma başlıyoruz. Türkçeden ilerliyoruz. Başlat diyoruz. Atla diyoruz arkadaşlar burayı. Biz hızlı kurulum yapmak için mobil Wi-Fi'ye bağlamıyoruz. Direkt atla diyoruz. Hemen şurayı kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Google hizmetlerini kabul ediyoruz. Yine de atla diyoruz. Tamam diyoruz. Başlat diyoruz arkadaşlar. Cihazımız gördüğünüz gibi sıfırlanmış durumda. Herhangi bir şifre falan istemiyor ve kullanıma hazır bir şekilde sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi şifre kırma işlemi çok aslında zor bir yöntem değil, basit bir yöntem, ama dediğim gibi Gmail hesabınız varsa bunu sorabilir. Tekrardan kurulum ekranına dönersiniz. Oradan Wi-Fi'ye bağlarsınız veya mobil verinizi kullanarak cihazınızı tekrardan açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz.